Merhabalar. Günde iki soru, iki cevap bölümüne başlıyoruz. Ama bugün bir değişiklik yapacağız. Bugün Mertcan'ın iki sorusu var. Onlara cevaplamak istiyorum. Keşke dün akşam görseydim. Mertcan maalesef erken yattığım için mesajını göremedim. O yüzden şimdi anca yapabiliyorum. Şimdi hemen bakalım. Organik atık nedir diye sormuş. Organik atık sindirim artıklarından. Biliyorsunuz, sindirim artıkları biz vücudumuza sindiremediğimiz, örneğin selüloz gibi lifli yiyecekler sindiremediğimiz atıklardır. Sindirilemeyen maddeler olduğunu bilelim. Veya arada kalan, hani bizim kullanamadığımız bazı maddelerdir ki bizim için hayvanlarda, özellikle bizim gibi canlılarda selüloz böyle bir sindirilemeyen atıktır. Ama vücudumuzdan dökülen deri parçalarını düşünün. Hani kir olarak söyledim. Saçımızı düşünün. Bunlar da organiklerdir. Ama esas atıkların monomer olup olmadığını sormuşsun Mertcan. Atıklar monomer olmaz. Çünkü amacı neydi? Sindirim sistemine giren madde polimer ve polimeri monomer yapıp kana geçmesini sağlamak. Onu sindirmek için vücut enzim salgılıyor. Enzim salgılarken enerji harcıyor, üretirken harcıyor. O yüzden canlıda enerji tasarrufu çok önemli. Boşu boşuna enerji harcamak istemez. O yüzden polimeri monomer yaptıktan sonra önce difüzyon, sonra aktif taşımayla sindirim sistemindeki monomerleri kana alır. O yüzden atıklarımızda monomer yoktur diyebiliriz. Boşaltım maddeleri, atıkları zehirli midir diye sordun. Boşaltım maddesi zehirli ama sindirim artıkları yani canlı artıkları direkt artık deyince hani sadece boşaltım maddesi gelmez, sindirim artıkları da gelir. O yüzden bunu boşaltım artıkları zehirlidir diye düzelterek cevaplamak istiyorum. Amonyak, üre ve ürik asit diyoruz. Amonyak bütün canlıların hücresel düzeyde oluşturmuş olduğu boşaltım maddesidir ve yapısında azot var. O zaman amino asit gibi azotlu bir maddenin solunum ya da dönüşüm dediğimiz olaylarında oluşur. Amonyaktan üre elde edilir. Üreden sonra ürik asit elde edilir. Hatta şey vardır, gut hastalığı. Gut hastalığında fazla protein tüketiminden kaynaklanan durum olarak halk arasında bilinir. Zengin hastalığı, kral hastalığı diye bilinir. Aslında olay şöyledir. Fazla protein tüketilince hücrelerde amonyak oluşur. Oluşan amonyak karaciğerde üreye dönüşür. Fakat atılması gereken belirli bir oran vardır. Fakat vücudun ürettiği üre çok fazladır. Atılan bu vücutta üretilen üreyi karşılayamaz. O yüzden vücutta bir üre birikimi olur. Biriken ürenin fazlası dengeyi sağlayabilmek için ürik asit üretmeye başlar vücut. Ürik asit de kristalleşebilen bir yapıdır. O da gidip eklemlerin boşluklarına, eklem sıvılarının olduğu yerde çökelmeye başlar. O yüzden eklem de kendini korumak için şişer ve acı verir. Özellikle gut hastalığında eklemlerin şişmesinin ve acı vermesinin nedeni de budur diyoruz. Böylece organik atık nedir ifadesini söylemiş olduk. Şimdi ikinci bölüme bir bakalım. Hemen şöyle. Aslında orada beslenme şekillerini dün de yapmıştık. Bir küçücük tekrar yapmak gerekiyor. Ototrof, heterotrof, hem ototrof hem heterotrof diyoruz. Şöyle biraz yana çekeyim. Şöyle. Ototrof deyince öğrencilerin aklına genellikle sadece fotosentez geliyor. Oysa kemoyu unutmamak lazım. O yüzden bütün ototroflar dediği zaman iki kelime, fotokemo. Fotokemo diye aklımızda gelsin. Sadece fotosentez gelmesin. Biri ışık kullanırken biri inorganik maddeyi oksitliyordu. Heterotroflu da konuştuk. İhtiyacı olan enerjiyi, organik besinleri diğer canlılardan alıyordu. Holozoik beslenme, saprofitlik ve simbiyozluk vardı ki parazitlik simbiyozluğun içindeydi. Hem ototrof hem heterotrof vardı. Bunun alt başlığı yok, örnekleri vardı.
Öyle demiştik. Alt başlık yok. Böcekçil bitkiyle öglenaydı. Şimdi holozoya bir bakalım. Holozoik dediği zaman hayvanlar alemi. Bunların gelişmiş sindirim sistemleri var. Sinir sistemleri, duyu organları, hareket organları var. Etçil, otçul, hepçil diyorduk. Etçil dedik, karnivor, otçul, herbivor. Bakın otçulu ben ilk öğrendiğimde şu bir bana böyle gülüyor gibi geliyordu. Şöyle ki bitkiyi hatırlatıyordu bana, herbivor, herbivor. İlk öğrendiğimde her bitkiyi yiyen diye böyle kodlamıştım. Belki sizin de işinize yarar. Karnivor deyince karın gibi, kan gibi böyle hatırlatıyor. O da eti hatırlatıyor. Gelelim omnivora. Ona da şöyle dedim. O biziz. O biziz. Hepçil, etçil ve otçul. Ve şunu unutmayın. Hayvanlar aleminde omurgası ve omurgalılar holozoik beslenebilir dedik. Şimdi de saprofitliği söyleyelim. Saprofitlik biliyorsunuz yine heterotrof. Bir kere heterotrof. O yüzden şöyle diyemem. Hani ototrof bir canlı saprofit olabilir mi? Olamaz. Çünkü ototrofluk organik maddeleri dışarıdan hazır almazken saprofit sindirim enzimleri var. Polimeri monomer kendisi yapacak. Bakın hemen hatırlatalım. Burada sindirim enzimleri taşıyan salgı paketçiği diyelim. Bir salgı paketçiğini buraya gönderiyor. Bakın dışarıya gönder. Şu pembede organik madde olsun sindirilmesi gereken canlı artık ve ölüleri. Canlı artık ve ölüleri. O yüzden saprofitliğe parazitlik dememiştik. Çünkü ölünün üzerinde bakın. Artığın üzerinde. Örneğin yaprak, ağaçların dökülen yaprakları. Canlı artıklarıdır. Ve sonbaharda mantarlar ürer. Yaprakların üzerinde bol miktarda mantar olur. İşte saprofitlik. Hemen bakıyorum enzim. Buradaki substrat enzimin ettiği maddeydi. Bunlar bağlanır hücre dışında. Polimeri monomer yapar. Monomer. Bu oluşan monomerleri hücre o kadar yollamış enzimlerini. Uğraşmış, sindirmiş. Difüzyon. Geride de bir şey bırakmak istemediği için aktif taşımayla da almaya devam eder. Canlı artık ve ölülerini sindirir. Canlı üzerinde saprofit yaşamaz. O yüzden diyoruz ki saprofitler ilk dört alem. Bakteri, arke, protista, mantar. Bitki ve hayvan değil. Bunları da söylemiş olduk. Şöyle baktığımız zaman burada hemen Mertcan senin sorundu mu? Ototrof olan saprofit veya parazit canlı var mıdır dedin. Onu cevapladık aslında. Ototrof saprofit olmaz. Ototrof canlı dışarıdan organik almaz dedik. Peki saprofit ne yapıyordu? Polimeri hücre dışında monomere çevirip ve hücre içine alıyordu. Hatta dışarıda kalmasın dedi fizyon ve aktif taşımayla alıyordu. Saprofitlik neydi? Heterotrof. Peki ototrof parazit var mıdır diye ben soruyu parçalayarak yaptım. Evet vardır. Yani bitki olup da parazit olan var. Buradaki ilişkide zarar verme ilişkisinden bahsediyoruz. Şöyle ki yarı parazitler hem parazit beslenme içinde incelenir hem de ototroftur. Şimdi anlatalım. Şu üzerinde yaşadığı canlıya konak denir. Konak. Örneğin elma ağacı, badem ağacı gibi. Bu onun üzerinde yaşadığı, bakın şu çiçeği yaprakları olan, bu da parazit bitkidir. Çiçeği var, yaprakları var. Ama şunu unutmayın. Parazitlikte mutlaka bir şeyin kaybedilmiş olması lazım. Örneğin bakteriler neyi kaybettiği için parazit olmuştu? Sindirim enzimlerini. Hayvanlarda örneğin tenya gibi, bağırsak solucanı gibi parazit hayvanlar neyi kaybedecek? Sindirim sistemini kaybettiği için. Şimdi bitki de neyini kaybedecek? Kökünü. Kökünü kaybettiği için artık kökleriyle ilgili genleri mutasyona uğrayıp onun yerine emeç dediğimiz yapı gelişiyor. Ve bu emeçler toprakta olsa yaşamasına izin vermiyor. Bir başka bitkinin odun borusunun içine giriyor. Odun borusu dediğimiz yapılarda bitkiye köklerinden su ve mineral alıp taşınmasını sağlar. İşte bizim yarı parazit bitkimiz emeçleriyle konak olduğu canlının
odun borularından su mineral alır. Ama bakın yaprakları var, çiçek de var. O zaman bu aslında basit bir canlı değil, çiçekli bir bitki. Kapalı tohumlu hatta. O yüzden parazit canlı, basit bir canlıdır, ilkel canlıdır diyemezsiniz. Canlı evrimleşmiş, gelişmiş, sonra mutasyona uğrayıp bazı özelliklerini kaybetmiştir. O yüzden parazit olmuştur. İşte bakın burada yaprağı var. Hatta tam parazit dediğimiz başka bitkiler var. Onlar da bu yaprakları kaybedecek. O zaman odun borularının yanında bir de soymuk borularına girecek. O zaman bu soruyu da cevaplıyoruz. Ototrof parazit var mıdır? Evet, vardır. Yarı parazit bitkiler ve tam parazit bitkiler. Evet, bugün de değişik oldu. Test sorusu yapmadık ama yine iki soru cevapladık. Evet, çok kafanıza takılan sorular olursa, bölümler olursa bu şekilde de size anlatabilirim ve çok sevinerek yaparım bunu. Katkılarınız için de çok teşekkür ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.